Değerli dostlar, herkese merhabalar. Ekranımızda yine standart yasal uyarımız. Kesinlikle burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Almak, satmak, tutmak tamamen sizlere aittir değerli dostlar. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi, beğeni ve yorumları ihmal etmeyelim. Hisse, emtia, forex, kripto para analiz istekleri için katılı farklı kategorilerden aktif hale getiriniz. 7/24 kripto para alım için Binance borsasına ömür boyu %10 komisyon indirimiyle üye olmak için videonun hemen altındaki açıklama ve yorum kısmında yer alan linki arkadaşlar bakınız tıklayarak kaydınızı e-posta ya da mobil aracılığıyla gerçekleştirip %10 komisyon indirimine hak kazanarak hem alım hem satım hem short hem long pozisyonu açabilir. 7/24 bunları yapabilir. Kaldıraçta yine kullanabiliyorsunuz arkadaşlar burada ama çok da fazla abartmadan yapmanız gerekmekte. Yoksa burada sıkıntılar yaşayabilirsiniz değerli dostlar. FX piyasasındaki gibi %500, %400, %300 değil arkadaşlar. 50-75-100. Yani siz 3-5-10 gidin ama çok da abartmayın arkadaşlar. Yoksa çok emin olmadığımız, çok böyle potansiyel barındırdığından emin olmadığımız hareketlerde sıkıntılar yaşayabilir. Testte kalabiliriz. Bu noktada dikkatli olmanız gerekir değerli dostlar. 7 adet hissenin teknik analiz çalışmasını sizlerle paylaşacağım. Garanti, Sasa, Kardemir, Emlak Konut, Türk Hava Yolları, Turkcell ve Şişe hisseleri teknik analiz çalışması ekranınızda olmuş olacak değerli dostlar. Değerli dostlar, garantide öncelikli olarak şu bölgeyi bir belirleyelim arkadaşlar. Burası hassas bir nokta. Bakın şu sarı bölge değerli dostlar. Bu nokta bizim için kritik ve önemli. Bakın buralardan bir hareket gelebilir. Yani yukarıya doğru bir toparlanma olabilir. Hatta bu noktayı uzatacak olursak değerli dostlar bakın şöyle geçmiş bölgeye kadar uzatacak olur isek bunu burada daha net görmüş olabiliriz. Bakın defaatle yine test edilmiş olan bakınız bir bölgeden bahsediyoruz değerli dostlar. Bakınız bu bölge önemli. Bakınız buralardan bir hareket, bir kıvılcım, yukarıya bir dönüş potansiyeli gelebilir. Ama bu noktanın altına gelecek sarkmalarda değerli dostlar daha aşağıları burada koklayabiliriz. Burası önemli. Evet. Önemli bir destek noktasına doğru yaklaşmış durumdayız. Bu bölgeden bir dönüş hareketi gelebilir değerli dostlar. Şimdi Fibonacci'yi çizelim şu şekilde. Bir de Fibonacci üzerinden bakalım. Fibonacci'de 0.618 ki bizler için önemlidir. Önemli geri dönüşleri bu bölgelerden genelde yakalarız. 8.19'a karşılık geldiğini söyleyebiliriz değerli dostlar. Fibonacci 0.618'in 8.19'lara geldiğini buradan söyleyebiliriz. Yine 0.50 bandı 8.69 bizim ilk etaptaki destek bölgemiz değerli dostlar. Evet. Ortalama 8.69 bandı destek takip edilebilir. Sarı bölgeden gelecek bir hareket bir alım fırsatına dönüşebilir değerli dostlar. Bu noktayı iyi takip edelim. Bakınız yine şöyle çizdiğimiz zaman bakınız destek yine yukarıdan aşağı değerli dostlar bir sıkışmanın daralmanın burada oluştuğunu görüyoruz. Ama ne yapıyoruz değerli dostlar? Burada alt siyah bakınız aşağı yönlü kırılmadığı müddetçe teknik olarak yukarı doğru potansiyel vardır. Ama bu bölge kırılır ise arkadaşlar bakın alt siyah çizgimiz kırılır ise ki ortalama değerimiz kaç burada bakınız. Fibonacci'de 8.69 demiştik yani ortalama 8.70 seviyeler arkadaşlar burası. Önemli bir destek bölgesi 8.70'lerin altında ise değerli dostlar bakın 8.18 8.19 bantları karşımıza çıkmış olacak. Yukarıda da yine 9.20'ler direnç noktası olarak takip edilebilir değerli dostlar. Evet garantideki görüntü bu şekilde arkadaşlar 8.70 destek noktamız.
Evet, Sasa'ya bakalım. Bugünün en kıvrak, en hareketli hisselerinden bir tanesiydi. Evet, güzel de ekmeğini yedik Sasa'nın. Şimdi bir saat grafiğe gelelim öncelikli olarak. Evet, değerli dostlar. Saatlik bazda bakınız böyle bir daralma sıkışmadan bahsetmiştik. Son videomuzda bakın şuradaki sarı bölgeye dikkat edin. Bu bölgenin üzerinde kaldığımız müddetçe değerli dostlar bakın burada da çizdik. Yukarı aşağı tekrar bakın üst bağımda doğru 9.40'lara doğru bir hareket gelebilir değerli dostlar. Daha önceki zirve yine test edilebilir. Evet ortalama yine saatlik bazda baktığımız zaman bakınız 43 bantları destekli takip edilebilir değerli dostlar. Evet Sasa'da saatlik görünüm bu şekilde arkadaşlar değişen bir durum pek de yok. 43 bantları destekli takip ediyoruz. Bu bandın altına takmadan müddetçe 49'lar test edilebilir. Akabinde 53'ler yine test edilebilir değerli dostlar. Bakınız şöyle majör bir destek ve direnç bölgesi hakim ve orta bakınız 43-20'lik destekten dönüşümüz gelmiş durumda arkadaşlar. Evet, Kardemir diye bakalım. Şimdi bazı arkadaşlar diyor ki ya hocam bazısına saatlik bakıyorsun, bazısına günlük. Ya teknik analiz yapıyoruz burada. Zaman dilimi anlamında hangisinde böyle müsait, hangisinde daha hoş teknik analiz çalışmaları, görüntüler varsa onlara bakmak, onlardan istifade etmek daha uygun olanıdır değerli dostlar. Bakın burada da 7.49 bantlarını biz daha önce destek noktası söylemiştik. Bu bölgeden tekrar yukarıya verdi arkadaşlar. Yani test ettik burayı. Retest dediğimiz. Testi yaptık. Umarım bu bölge destekli yukarıya doğru katlamalar yaparak gideriz değerli dostlar. Evet. Güzel. Bu testin olması oldukça hoş oldu değerli dostlar. Şöyle grafiğimizi yine sıfırlayalım. Bakınız arkadaşlar. Burası da günlük bazda. Yani ortalama bakınız 7.47 bantlar. Hatta bir iki tık aşağı çekelim. Bakın şu bantlara kadar günlük takip edilebilir. Yani 7.47 seviyelerinin altında kapanış yapmadığımız müddetçe arkadaşlar görüntü pozitif Kardemir D'de. Evet. Yine teknik açıdan şu mesafe ebatınca boyunca nedir arkadaşlar? Yukarıya gitme potansiyelimiz vardır ki kırılım sonrası bakınız bu bölgenin kırılım sonrasında teknik hedefimizin ortalama 8.20'lere denk geldi söylenilebilir değerli dostlar. Evet Kardemir'de de 7.47 artık 7.47-45'ler destekli 8.20'ler dirençli teknik hedefli takip edilebilir. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Evet Emlak Konut arkadaşlar bakınız şu bölgenin kırılmasıyla beraber bir satış onayı aldık teknik anlamda. Yani Emlak Konut görüntümüz pek hoş durmuyor arkadaşlar. Umarım şu bölgeden bir dönüş gelir. Bakınız bu bölgeyi de eğer destek olarak kabul etmez isek. Yani bu bölgenin de altına sarkar isek yani buradaki satış onayı ciddi ciddi çalışmış olacak arkadaşlar. Evet ortalama bir fiyat şöyle baktığımız zaman 2.22 bantları destekli takip edilebilir. Dikkatli olmakta fayda var değerli dostlar. Desteğimiz net bir şekilde kırıldıktan sonra bakınız. Tekrar yukarıya verip buradan satış onayını alıyor. Teknik literatürde satış onayını alıyor. 2.22-2.20 bantları sarı bölge destekli ne yapıyoruz? Takip ediyoruz değerli dostlar. Bu bölgenin altına sakmamız satışları daha da derinleştirebilir arkadaşlar. Evet şimdi diğer hissemiz. Türk Hava Yolları. Evet, Türk Hava Yolları'nda da yine değerli dostlar geçen paylaşmış olduğumuz videoda önemli bir direnç noktasında olduğunu
bu bölgeye dikkat etmemiz gerektiğini söylemiştim. Short long anlamında hani VWAP'ta işlem yapanlar için bir satış pozisyonu oluşturur demiştik. Üç önemli bölgeye dikkat çektik arkadaşlar. Birincisi sarı bölge. Bakın şu bölgedeki direnç arkadaşlar. Oraya denk geldiğini söyledik. Akabinde bakınız. Şu. Bakınız kanal direncinde olduğunu söyledik. Bütün bunların hepsini tek tek anlattık değerli dostlar. Bunların hepsi biraz sıkıntıydı. Maalesef. Şu an itibariyle 14.62 desteğimiz vardı. Bu da çöktü. Artık dikkat edeceğimiz nokta arkadaşlar. Şurayı da kaldıralım. Bakın şu sarı bölgeye kadar 13.66'lara kadar sarkmalar olasılık dahilinde. Yani bu bölgeye kadar bir geri çekilme söz konusu olabilir. Dikkatli bir şekilde takip edelim. Umarım dip bölge test edilmez arkadaşlar. Yani 11, 10.60 bakınız. Bu bölgelere doğru bir yöneliş olur ise ciddi değer kaybı olarak karşımıza çıkacaktır. Bazen arkadaşlar gerçekten teknik kullanarak oyunda mola vereceğimiz, işte istirahat edeceğimiz, dinleneceğimiz noktaları iyi seçmemiz gerekir. Burada onca kavşağın, onca kesişmenin olduğu bir 15-16 bantları söz konusuydu. Bu bölge geçilemedi arkadaşlar. Bakın bu bölgenin geçilmesi de öyle kolay olmayacaktı zaten. Çünkü farklı noktalardan kesişme, direnç noktası olarak bu bölge çalışıyor. Bir geri çekilmesi söz konusu dedik. Bakalım 13.66, 11.57, 10.60. Bu bölgelerin hangisine kadar gelip buradan geriye döneceğiz değerli dostlar. Bunu ciddi bir şekilde takip etmiş olacağız. Artık yakın zaman diliminde şu bant bakın 15.30'ların yani buradan dönüp yani buraları test etmeden dönüp bu bandın üzerine atar isek değerli dostlar o zaman tekrar pozitif yukarı yönlü hareket söz konusu olacaktır. Ama bu direnç öyle kolay kolay geçilecek bir dirence de benzemiyor değerli dostlar. Evet. İndikatör anlamında da yine negatif olduğumuzu söylemiş idik. Turkcell'e tekrar bakıyoruz. Evet yine geçen hafta da Turkcell'de değerlendirmiştik. Yine halen değerli dostlar sıkışma devam ediyor. Bir kanal trendinden bahsetmiştik. Bakınız kanal trendi destek noktasından dönüş geldi. Yani yeşil mumu yaktık. Bu bölgenin altında bir kapanış gelmedi. Bu güzel arkadaşlar. Ha, buradan sarkmalar gelse de bizim ana desteğimiz var arkadaşlar. Bakın şu çizgimiz. Burası da oldukça net. Genelde alım fırsatı olarak çalışmış. Yani buralara kadar gelecek düşüşler örneğin 16 bantları bir alım fırsat haline de gelebilir değerli dostlar. Evet, burada sıkışmayı takip edeceğiz. 17.51 bizim için esas olan nokta arkadaşlar. 17.51 çanak katlama hedefi noktamız ise 17.51 bantları üzerinde 25.12 olarak karşımıza çıkmakta arkadaşlar. Bakalım buradaki sıkışmanın, daralmanın patlama noktası nereye olacak değerli dostlar. 17.51 aşılmalı ki bizim önümüz 25 olsun değerli dostlar. Evet. Turkcell'deki görüntü bu arkadaşlar. Yani ben Turkcell'i birazcık böyle ağır aksam gider ama gittiğinde de gidiyor. Bu oyalanıp belli bir alana sıkıştığı zaman iyi takip etmek lazım. Yani bir hisseyi böyle paldır küldür almaktansa daralma, sıkışma, kırılma noktalarını iyi tespit edip Turkcell gibi bir hisse de yol almak daha sağlıklı olacaktır diyorum değerli dostlar. Evet. Alırsın, beklersin. Örneğin hani 17.51. Ya sen gelip bu hisseyi burada aldıysan bakın ne kadar süre beklediğimiz ortada değerli dostlar. Evet. Onun için yeri zaman iyi tespit edeceğiz. Dip noktaları yakalamaya ya da kırılım noktalarını yakalamaya çalışacağız arkadaşlar. Evet. Şişe. Değerli dostlar şişede bir bayrak oluşumundan bahsettik. Yine burada da bakınız aşılamayan bir bölge var dedik arkadaşlar. Bu bölgenin halen altındayız. Halen bu bölge aşılmış değil arkadaşlar. Bu bölgeyi aşmamız gerekir. Bakın günlük bazda baktığımız zaman ortalama bir rakam ile değerli dostlar ilk etapta 7
80 7.84 bandı bakınız. Sırasıyla bu noktaların aşılması gerekir arkadaşlar. Evet, 7.80 7.84 bandı. Bu hisse için önemli kritik direnç bölgesi. Burası aşıldığı takdirde bakınız. Şunu tekrar silelim. Bakınız değerli dostlar. Şu mesafe boyunca ilk etapta bakınız aldık. Kırılım sonrasını koyuyoruz. Ortalama nereye gelir dedik. Şöyle 8.07 bantar değerli dostlar. Şu 7.92 silelim. Kazara geldi buraya. Evet. 8.07 bölgesi değerli dostlar. Direnç noktamız. Daha önceki zaten zirve noktamızı görüyorsunuz arkadaşlar. Yani 8.20 bantları. Buralarda yine olasılık dahilinde diyebiliriz. Türksel hissesinde değerli dostlar. Evet. Durum bu arkadaşlar. Türksel'de, Şişe'de, Türk Hava Yolları'nda, Emlak Konut'ta, Kardemir, Sasa ve Garanti'de arkadaşlar. Evet. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım faydalı olmuştur. Bu şekilde hızlı bir şekilde epey bir hisse bu hafta listeden çıkartmak istiyorum değerli dostlar. Yani geçmek istiyorum, anlatmak istiyorum. 7 adet hisseyi İrdeledik. Bu hisselerden Garanti, Sasa, Kardemir'de, Emlak Konut, Türk Hava Yolları, Türksel, Şişe. Bir sonraki videomuz Çelebi, Otkar, Petkim, Ereğli, Kozal, Yapı Kredi, Vakıf Bank şeklinde devam edecektir değerli dostlar.